Metrotürk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde Emlik. Bugün yeni bir Merak Edilenler programı ile karşınızdayız. Bugünün konusunu aslında enerjinin hayatımızdaki önemine vurgu yapan bir hikayeden derledik. Bir çaresizlik öyküsünün nasıl bir başarı hikayesine dönüştüğünü, rüzgarı dinleyen çocuğu gelin hep beraber inceleyelim. Malawili William Kangbamba'nın muhteşem hikayesi dünyanın dört bir yanında yankı buldu. Daha 14 yaşındayken önüne çıkan bütün engelleri aşan William, hayalleri ve bilgisini birleştirerek başarılı bir serüvenin ana karakteri olmayı başardı. William, Malawi'de tarımla geçimini sağlayan yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Okul masraflarını ailesi karşılayamadığı için okulu bırakmak zorunda kaldı. Eğitimine devam etmek isteyen 14 yaşındaki William, sık sık kütüphaneye gitmeye başladı. Kütüphanedeki kitaplar zaten elektronik bilimine olan yeteneğini meraka ve sevgiye dönüştürdü. Kitaplardan öğrendiği bilgiler sayesinde köydeki radyoları tamir etmeye başladı. Fakat radyo tamirinden kazandığı para çok azdı. Bir gün eski püskü bir kitabı açtığında rüzgar gülü gördü ve çok etkilendi. Rüzgar gülünün elektrik üretmesi ve bu sayede su pompalamaya yaraması onu adeta büyüledi. Çünkü kurak geçen mevsimlerde tarım yapmaları ve kendilerine yetecek kadar bile erzak elde etmeleri mümkün olmuyordu. Yaşadıkları bölgede bu durum kıtlık yaşanmasına, insanların ölmesine, hatta birbirlerinin erzağını yağmalamaya kadar gidiyordu. Bunun üzerine hükümetin de sorumsuz yaklaşımı halkı çaresiz bırakıyordu. İşte bu çaresizlikten bir mucize doğdu. William, denersem yapabilirim düşüncesiyle yola çıktığımda henüz 14 yaşındaydım. Yaşadığımız bölgedeki kıtlık artık dayanılmaz olmuştu ve etrafımdaki insanlar teker teker ölüyordu. Buna bir son vermeli, en azından denemeliydim. Çevremdeki insanların, hatta ailemin bile bana deli gözüyle bakmasını hiç umursamadan sadece amacıma odaklandım ve başardım, diyor. Bisiklet dinamosunu, radyolar hakkında bilgisini ve esen rüzgarı birleştirmeye karar verdi ve sonunda derme çatma bir rüzgar gülü yaptı. Parçalarının önemli bir kısmını çöpleri karıştırarak bulduğu için insanlar onun deli olduğunu düşünüyordu. Çalışması bittiğinde William, rüzgar gülünden yarattığı elektrik sayesinde bir radyoyu çalıştırmayı başardı. Bütün köy halkı gördükleri karşısında şok oldu. William bu rüzgar gülü sayesinde ailesinin evindeki bazı elektronik eşyaları çalıştırarak enerjiyi elde etmeye başladı. Bir süre sonra köy halkı William'ın evindeki elektriği kullanabilmek için sıraya girmeye başladı. William'ın ünü giderek yayıldı. İlk önce Daily Times dergisinde William hakkında bir makale yayınlandı. Makale yayınlandıktan sonra gelen bağışlar sayesinde William rüzgar gülünü geliştirdi. Bu yeni rüzgar gülünü eklediği depolama tankları sayesinde köyündeki evlere içme suyunu taşımayı başardı. Daha sonra başka bir rüzgar gülü daha yaptı. Su pompalayabilen bu rüzgar gülünü ailesinin tarlasına su taşımak için kullandı. Wall Street Journal gazetesinin ilk sayfasında haberi yapıldı. Güney Amerika'da burslu olarak okuyan William köyüne tekrar dönmek istiyor. William sadece yaşadığı köye elektrik getirmekle yetinmek istemiyor. Onun amacı tüm Malawi'ye elektrik getirebilmek. Özellikle de Malawi'de sadece %2'lik kısmının elektriğe sahip olduğunu düşünürsek William'ın arzusunu anlamamız güç değil. William'ın hayatı bir kitap oldu. Bu kitaptan yola çıkılarak bir film bile yapıldı. Rüzgarı Dinleyen Çocuk. Bu hikayeden çok fazla ana fikir çıkarabiliriz. Ama en önemli çıkarımlardan biri enerjinin hayatımız için ne kadar önemli olduğu belki de. Elektrik olmazsa nasıl bir dünya bekliyor olurdu bizleri? Bu hikaye bunu açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca yenilenebilir enerjinin önemi ve ulaşılabilirliği de burada aşikar. Yeni içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Petrotürk TV'yi takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.